Tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bir kez Fabrino'la beraber izleyeceğiz. Sizle birlikte. Ben çok kalabalıkta bir seyirci var. Neler söyleyeceksiniz? Sizden başlayalım herkese. Tamam. Heyecanlıyız tabii ki, şimdi bu kalabalığı görünce daha da heyecanlandık. Hoş geldiniz. Allah, gel tatlış. Bakalım. Gel, gel. Bu da bizim diğer oyuncumuz. Gel. Hoş geldin. Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır hani bu anı bekliyoruz. Yazın çektik filmimizi, Temmuz ayında. Ya Allah'ım, gel. Gel, gel sen de. Gel, sen de gel. Gel. Buyurun efendim. Var mı sende? Var mı? Seyirciyle birlikte izleyecek olmak tabii çok heyecan veriyor. Bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Umarız seyircinin beklentisini karşılayabiliriz. Elimizden geldiğince gerçek bir film yapmaya çalıştık. Bakalım, göreceğiz tepkileri bugün. Siz neler söylüyorsunuz? Valla güzel bir kalabalık var. Filmimiz 15 Şubat'ta vizyona giriyor. Bugün de 14 Şubat. Yani güzel bir film oldu. Yani sadece böyle aşıkların, sevgililerin seveceği bir film değil. Aşk arayanların da seveceği bir film. Umarım film karşılığını bulur. Yolu ve yolculuğu güzel olur. Bugün de fanlarla ve seyircilerle izliyorsunuz. Bu filmle ilgili aldığınız en etkili, aklınızda kalan en güzel mesaj hangisi? DM'den olur, sosyal medya, normal telefonu. Bize sormayın. Yani filmin aslında daha vizyona girmediği için, ama geçen çok güzel bir şey duyduk Bergüzar'ın röportajda. Seyirciye gerçekten çok saygı duyan bir film olmuş dedi bir arkadaş. O yüzden o çok kıymetli. Ben de öyle düşünüyorum. Gerçekten seyirciye saygı duyuyorum. Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü. Güzel de bir aşk hikayesi izleyeceğiz filmde. Aşk sizin için ne ifade ediyor? Ben güzelim, sizden başlayalım. En zor soruları hep ilk bana soruyorsunuz. Yönetmenimiz cevaplasın filmimizin yönetmeni. Buyurun efendim. aşk hakikaten tarifi herkese göre değişen, insanın kimyasını bozan bir şey bence. O yüzden ben ne desem yeni bir şey söylemiş olmayacağım. Bugüne kadar söylenmiş birçok şey gibi. Çok değişkeni olan, herkese göre farklı bir anlamı olan bir durum. Belki de. O sırada hemen düşünün. Aslında biz hep aşkı ilişki üzerinden yorumluyoruz. Ama gerçekten bu filmle ilgili özellikle böyle röportajlar yaptıkça bu soru tabii çok soruluyor. Aşkın ben daha çok tek kişilik bir insana dair bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz onu hep bir kalıplara sokuyoruz. Hep ikili ilişkiler üzerinden yorumluyoruz. Bunu fark ettim bu filmi çekerken. O yüzden aşka dair çok büyük cümleler kurmak, ne kadar kurarsak kuralım, dediği gibi yeni bir şey söylemiş olmayacağız. Herkese göre farklı aşk. Her şeye karşı duyulabilir. Aslında çok çok büyük cümleler kurmamak bence güzel. Yani aşkla ilgili. Ama aslında biraz bizim kim olduğumuzu tanımlayan bir şey aşk. Böyle referans noktası gibi. Ne hissediyoruz hayatla ilgili, kimiz, neyiz, ne yapmak istiyoruz, bunu böyle anlayabildiğimiz bir yer. Evet. Yani hissedilen bir şey aşk. Yani bunu anlatmaya başladığınızda zaten anlamını ve etkisini yitirecek. Yani... Hissedebiliyor musunuz şu an? Efendim? Hissedebiliyor musunuz şu an? Kısmet değil. Peki, yalnız mısınız? Efendim? Evet. Yani yani aşk filmi yaptık. Filmden sonra canlı. İnşallah filmi bitsin, inşallah yolunu bulsun. Belki ben de bulurum. Öyle söyleyeyim. Siz saçları biraz daha kısaltın mı, yoksa? Yok, kısaltmam da fön çektirdiğim için öyle oldu. Artık bölüm olacak. Yok, bu gece gözler yaptık. Herhalde. Ve şu fragmanda da gördük. Sizin de bir saçtan bahsetmiş yani. Saçınızı kestirdiğiniz sahne var. Çok duygusal bir anda. Siz neler söylemek istersiniz? Ya o... Nasıl bir hissiyat? İyi hazırlandığım bir sahne oldu. Ya filmde de anlamı ve önemi gayet etkili. Aslında iki hikayeyi birbirinden ayıran bir sahne. Ve diğer oynadığım, yani diğer karakterin tercihini anlatan, onun psikolojisini anlatan bir haleti ruhiye. Bence filmde çok etkili bir sahne. Sizin peki var mı etkilendiğiniz bir sahne filmde? Hani bunu çekerken çok etkilendim. Gerçekten de içimize dokunacak dediğiniz bir sahne. Yani filmin gerçekten herkese dokunacak bir yönü var. Oyuncu olarak benim için bütün sahneler birbiriyle aynı, gösterdiğim özen olarak. O yüzden ben zevkle oynadım her sahnesini. İnşallah dediğim gibi seyirci de sever, görür, hisseder. İnşallah. Güney Amerika'da da çok
çok büyük fan kitleniz, hayran kitleniz var. Sanırım film orada da, buraya da geldiler zaten de. Orada da bir gösterim olacak sanırım. Oraya tekrar bir ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Olacak herhalde. Yani orada vizyona girmeye bir durum var ama tarih olarak bilmiyorum Ahmet, ama olursa inşallah beraber gideriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gelen herkese çok teşekkürler.